Merhaba arkadaşlar. Bugün çıta temel petek takmayı göstereceğim. Bilen arkadaşlar vardır muhakkak. Biz bilmeyenler için şey yapalım bunu. Şimdi arkadaşlar bu böyle sert. Bunu biraz yumuşatmamız lazım. Onun için evde bu işler kolay. Şöyle kettle'da sıcak suyu ısıtıyorum. Buharıyla bunu yumuşatıyorum güzelce. Geçen aralıkta şey yapayım dedim. Böyle sertken yaptık aralıkta. Sonradan körüğün ucunu gezdirdim burada. Güzelce yapıştırdım. İyice yumuşattıktan sonra sağlamlaştırdım. Burada da şöyle şunu yaptım. Bunu da düzelttim. Mahmuz yoktu o zaman. Yani mahmuz buradaydı. Şöyle güzelce bir ısıtıyoruz arkadaşlar. Ya ısıtıyoruz derken yumuşatıyoruz şöyle. Bunu buraya dayıyoruz. Şu mahmuzumuzu da bu sıcak suyun içine biraz koyuyoruz. O da ısınsın. Ateşte ısıtmayı peteği eritebilir, yakabilir. Suyunu da şöyle sirkeledik. Şöyle yapıyorum arkadaşlar güzelce. Mahmuz olmayanlar şöyle bir tahta yapsın. Şurası 1,5 santim genişliğinde, aralığında. Bunu da sıcak suda şöyle biraz ıslatalım arkadaşlar. Şöyle bastırarak bu kenardan çektik mi ıslattık mı daha güzel oluyor. Şu kağıdı koymamız lazım bu tahtanın üstüne. Yoksa tahtaya yapışır mum. Temel petek. O zaman bir işe yaramaz. Yırtılır yani. Yaptığımız iş boşa gider. Şu mahmuzu tekrardan biraz ısıtsın. Evet. Şöyle iki telin arasından da güzelce geçiyorum. Yani bizim yaptığımız hatayı yapmayın. Çünkü kovanın içerisinde de bir sıcaklık oluyor. Biraz daha sağlam olsun diye bunu da şöyle biraz döküyorum arkadaşlar. Daha sağlam olsun. Sağlamı sağlam olsun. Kimisi gerek yok diyebilir ona. Sağlam olsun arkadaşlar. Ben de biliyorum gerek yok da. Hiç olmadığın yerde gerek oluyor. Şimdi peteğin içine giriyor. Kovanın içine. Kovanın içerisinde de bir sıcaklık var. Biliyorsunuz 34 derece. Güzel yapışmazsa bunları atıyor burada. Şuraya yapıştırmıştık. Şurada boş, burada sağlam olsun diye iyice. Biraz da mum buraya döküyorum arkadaşlar. Buradan da yapışsın ki açılmasın buradan. Açılmaz ama sağlam olsun. Yani bu imkan varken burada yapalım. Hanım da görmeden şuraları temizleyeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bu. Daha hiç çıkmasın. Salla salla salla.
Görüyor musun? Bu sapasağlam oldu. Bunu rahat rahat şimdi olanlara verebiliriz. Kolay gelsin arkadaşlar size.